Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet, beklediğiniz o kamp programı arkadaşlar başlıyor. Kampımıza devam edeceğiz. Soru çözüm kampı yapacaktık. Ve bugün soru çözüm kampımızın birinci gününden başlıyoruz arkadaşlar. Çarpanlar katlardan kolay orta zor şeklinde sorular çözeceğiz. Ve bunun üstü ifadeler, karekökte ifadeler, işte veri analizi, olasılık bu şekilde gideceğiz. Ve 2 hafta boyunca bunları halletmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve paragrafla ilgili de sorular çözmeye çalışacağım ve paragrafı da bir şekilde halletmeye çalışacağız inşallah. Evet, o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Çok zamanımız gitsin istemiyorum. Kolay sorulardan ısınma soruları arkadaşlar. Sizler de lütfen ama lütfen videoyu durdurun ve çözümüne yapın. Cevaplarını yazın. Ondan sonra kontrol edin. Bakalım doğru mu yanlış mı? Kaç tane doğru olduğunuzu kesinlikle yorum kısmına bekliyorum. O zaman arkadaşlar vakit kaybetmeden başlayalım mı? Bence hadi başlayalım. Şimdi sorularımız burada. Çok kolay bir soru. Ama dediğim gibi biz ısınma sorularıyla arkadaşlar başlıyoruz. Diyoruz ki 162 sayısının asal çarpanların toplamı kaçtır? Biz biliyoruz ki asal çarpanları bulma adına çarpan ağacı ve algoritma kısmı ile ilgili çalışmalarımız oluyordu ama genel olarak benim tavsiyem çarpan ağacını kullanırsanız daha güzel olacaktır arkadaşlar. Mesela 162'yi yazdık. 2'ye böldüm. Burası ne olacaktır? 81. 3'e böldüm. 27. 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. Bize diyor ya asal çarpanlarının toplamı. Asal çarpanlar hangisidir? 2 ve 3 değil midir? O zaman ben 2 artı 3'ten 5'i bulabilirim. Okey mi? O zaman benim için asal çarpanlar toplamı Denizli olacaktır arkadaşlar. Mesela bu soruya bakalım. Bu soruda fena değil arkadaşlar. 30 sayısının tüm doğal sayı çarpanları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Kolay, orta, zor. Bunlar kek, ısınma sorular arkadaşlar. Zaten biz biliyoruz ki 30'u 1'e 30, 2'ye 15, 3'e 10, 5'e 6 diyebiliyoruz. Şıklara baktığımızda bu değil, bu değil, bu değil zaten. Denizli olarak bulacaksınızdır zaten. Arkadaşlar bir de lütfen ama lütfen soruları çözerken süreli çözün. Süre tutun ve süreyi tuttuğumuzda o süreler sonucunda mesela bu soruya 30 saniye ver. Bence verebilirsin. Diğer arttırdığımızda orta kısım sorularına biraz daha verebilirsin. Okey mi? Hemen bakalım diğer sorulara. Mesela kek bir soru daha. Diyor ki 400 eşittir 2 üzeri a çarpı 5 üzeri b. Verilen eşitliğe göre a artı b işleminin sonucu kaçtır diyor. O zaman ben geliyorum 400'ü ne yapacağım? Bu şekilde asal çarpanlar haline ayırıyorum. 2'ye böldüm arkadaşlar 200. 2'ye böldüm arkadaşlar 100. 2'ye böldüm arkadaşlar 50. 2'ye böldüm arkadaşlar 25. Ve 5'e böldüm ve 5'e böldüm. O zaman biz bunu nasıl yazacağız? 400'ü 2 üzeri 1, 2, 3, 4 çarpı 5'ten kaç tane var? 2 tane. O zaman 5 üzeri 2 derim. Arkadaşlar zaten a'mız belli değil mi? A eşittir. Yani a üzeri 2 eşittir. 2 üzeri 4 değil mi? Yani bu şekilde düşünürsek o zaman a'mız da 4 olacaktır. O zaman 5 üzeri b'de kaçtır? 5 üzeri 2'dir. O zaman b'de 2 olacaktır. Zaten toplamını istiyor. 6 diye yapıştır. Geç. Evet arkadaşlar size ufak bir anımı anlatmak istiyorum. Şimdi ilkokuldayız. İlkokul 1-2 olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum ama. Yani sınıftayız. Hoca ders anlatıyor. Matematik dersi de büyük ihtimal. Çünkü aklımda kalmış yani. Matematik dersindeydi. Şöyle yani. Hani şey olur ya. İlkokuldaki çocuklarda genelde olur. Yani böyle hiç böyle dikkat etmez. Salarsın yani böyle salarsın böyle rahat bir şekilde. Bende de o şekilde bir şey olmuştu. Ama bir böyle birden böyle bir koku bir yükselmeye bir başladı. Tamam mı? Hoca böyle şey yapıyor. Ya koku nereden geliyor, bu ne yapıyor falan filan. Mersem bildiğin altına sıçmışım. Yani acayip bir şekilde böyle dolu dolu. Yani küçük olduğumuz için de tabii hissetmiyoruz. Yani böyle hissediyoruz ama böyle çok önemsemiyoruz. Ya inanın arkadaşlar yani o anımı hiç unutmuyorum. Acayip kötü olmuştum. Hemen böyle şey yaptım. Sınıftan böyle çıkarken temizlik görevlisi geldi. Temizlikçi geldi. Arkadan böyle temizliğe temizliğe paçalardan sarka sarka kaçacak bir herhalde. O gün geldi. Şu an aklıma geldi. Bilmiyorum anlatmak istedim size de. Sizin de eğer böyle değişik anılarınız varsa arkadaşlar anlatmanızı istiyorum. Yorum kısmına bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Hatta bununla ilgili bir video da çekebiliriz. Anlaştık mı? Bence çok güzel olur. Evet, o zaman arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bu soruda bizim için biraz daha böyle orta düzeyde soru diyebiliriz arkadaşlar. Ne çok zor, ne çok kolay, ne de yani orta düzeyde. Diyoruz ki Cem X yaşındaymış. Ben kalemini almıyorum. Kalem gel, kalem gel. Rengimi de değiştireyim. Yeşil olsun.
X, Y. Cemre'nin yaşı 2 basamaklı en küçük asal sayıdır. Asal sayıları biz biliyoruz. 2, 3, 5, 7, 11. En küçük diyor dediği için, en küçük 2 basamak dediği için Cemre 11. Ve Cemre ile Cem'in yaşları ardışık 2 sayıdır. Ardışık diyorsa Cemre 11 ise Cem ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Arda arda geliyor çünkü. Cem'in yaşının 6 tane çarpanı vardır. Zaten biz biliyoruz ki 12'nin 6 tane çarpanı var. 1'e 12'dir. 2'ye 6'dır. 3'e 4'tür. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğu için de arkadaşlar bu da okey. O zaman toplamlarını soruyor bana. 11 artı 12'den ben buradan 23'ü bulacağım. Süper. Evet, hemen şu sorumuza da bakalım. Yukarıdaki çarpan ağacına göre A artı B artı CD kaçtır diyor. Bak 2, 3 demiş. 2'yi 3'e bölmüş arkadaşlar. Yani burası 6 olacaktır. 6 kere 8, 48. 6 kere 5, 30. Okey mi? 48 ile 30'u çarptığımızda değil mi? 6, evet 8, 6 kere 8, 48. Tabii ki 48 ile 30'u çarpalım arkadaşlar. Şöyle çok sayı çıktı. 0, 0 kere 8, 0, 0 kere 4, 0, 3 kere 8, 24, 4 kere 3, 12, 13, 14. 1000 küsürlü çıktı çarpan ağacına göre. Tamam, 6. Evet arkadaşlar, tabii ki şurasını yanlış düşünerek yazıldı. Burası tabii ki 5 olması gerekiyor ki. Niye biz 30 yazdık oraya? Evet. Burası 5 olacaktır. O zaman 48 ile 5'i ben çarparsam A'yı bulacağım. 48, 8 kere 5'ten 40. 4 kere, 4 kere 5'ten 20. 24. 240. Burası da 240. O zaman ben 240 artı 48 artı 5 artı 6'yı topladığımda buradan ne gelecektir? 8, 6, 11, 19 gelecektir. 1, 4, 4 daha 8, 9, 299 diye cevaplayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen bu soruya da bakalım. Aşağıdaki dikdörtgenin alanı 42 santimetre kare ve kenar uzunlukları santim cinsinden birer doğal sayıymış. Okey. O zaman ben buraya x diyorum. Buraya da y diyorum arkadaşlar. Bilmediğim için bu şekilde dedim. Buna göre dikdörtgenin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir diye bize sormuş. Ne yapıyoruz? Buradaki kural arkadaşlar 42'nin bölenlerini yani çarpanlarını bulmak. Mesela neydi? 1'e 42, 2'ye 21, 3'e 14, 4'e bölünmez, 5'e 6'ya 7 dedik. Şimdi 6'ya 7 dediğimizde o zaman kısa kenarıma ben 6 derim, uzun kenarıma da 7 derim. Çünkü bana diyor ki en küçük diyor, en az diyor, en az diyor. O yüzden arkadaşlar 6, 7 daha kaç yapacak? 13 olacak. Bir de ben bunu 2 ile çarpmam gerekiyor. Çünkü burası da 7, burası da 6 olduğu için. Bunu da çarptığımda 26'yı okey bulacağım. Yes. Evet arkadaşlar. Şimdi temel sorulardan birazcık çözdük. Temel sorulardan, yani kolay soru ve orta kısımlardan biraz çözdük. Şimdi geçelim yeni nesil sorulara ve LGS'de çıkması, yani çıkabilecek tipteki sorulara bakalım ki bizim için zaten önemli o değil mi? Yani sana adamla gidip ona 162'nin bölenlerini sormaz LGS'de. TEOG olsa hadi neyse, soruyorlar TEOG'da ama arkadaşlar LGS diye bir illet geldi. Öyle soru tipleri var ki maalesef adam şuradaki şundan, yani şu kremden bile arkadaşlar, bu krem kapağından bile, şu kremin içerisinden bile sana soru çıkartabiliyor. İşte ne diyor? Uç veriyor. Bu uçtan bile sana soru çıkartabiliyor. Kalemden bile soru çıkartabiliyor. Ne bileyim, tebeşirden bile sana soru çıkartabilir. O yüzden o kadar illet bir şey ki bu yeni nesil sorular. Bizler arkadaşlar en yapmamız gereken şey yorumlama gücümüzü arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. Okey mi? Mesela yeni nesil sorulara baktığımızda arkadaşlar şöyle genel olarak bir bakın. Yani bir genel olarak bir bakın. Bu benden ne istiyor? Baktık bir tablolama sorusu. Tabloyla ilgili bir soru var. Tamam, bir fikir oluşturduk. Ama biz ne yapıyoruz? Sizler hemen içerisine giriyorsunuz. Boğuluyorsunuz içerisinde. O yüzden sıkıntı oluyor. Bizler arkadaşlar lütfen ama lütfen bunu yapalım. Girdiğimizde soruya ilk önce bir genel bir bak, bir fikir üret. Ondan sonra içerisine gireceksiniz. Bak mesela bu soru. Diyor ki A 5'ten büyüktür diyor. 1'den ve 9'a kadar bak. 1'den 9'a kadar buraya şey yazıyoruz. Rakamlar sayıyoruz. Hemen burada kurallar var. A 5'ten büyükse hemen ben A'ya 7, pardon 6, 7 ve 8 veya 9 diyebilir miyim derim. Sonra diyor ki B çarpı A 24'tür diyor. Hemen B çarpı A'nın 24 olduğunu söylüyor. Ben şöyle sileyim de biraz düzgün yazayım. Benim yazım biraz leş gibi arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. B çarpı A. Hani şeyde vardır ya.
Doktora gidersin ya, adam sana reçete yazar. İki tane şöyle çizgi çeker. Götürürsün eczacıya. He, bu ağrı kesici mi ya diyor. Lan nasıl anlıyorsun? Allah seni kahretmesin. Yani adam böyle karalama yapıyor, anlıyorlar. Evet arkadaşlar, benim yazım da biraz böyle çirkin. Ama sizlerin anlayacağını, ya anladığınızı biliyorum. Şimdi A çarpı B'nin 24 olduğunu biliyoruz. A kaç arkadaşlar? 6, 7, 8, 9'lardan biri olabilir. 24'ün bölenlerinden biri olmak artık zorunda. O yüzden ben 7 ve 9'u sildim. A ne olabilir? 6 olabilir, 8 olabilir. B bulunduğu satırın en büyük sayısıdır. B bulunduğu satırın en büyük sayısıdır diyor. C ile E aralarında asaldır. Bu bilgilere göre C sayısı kaçtır? Bakın. C ile E aralarında asaldır diyor ya. O zaman biz C'yi ne seçebiliriz? C'yi 2 seçemeyiz. Çünkü 2 seçersek yani A 6 da olabilir, 8 de olabilir. 3'ü de seçemeyiz, 4'ü de seçemeyiz ama biz 1'i seçersek kesinlikle ama %100 aralarında asal olacaktır A ile. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki buna bu şekilde dikkat edip çözümlere dikkat ederek çözüyoruz. Evet, baktık, güzel bir soru. Ne yapıyorsun? Genel bir bakıyorsun. Bu adam bizden ne istiyor acaba? Bir baktık ve mesafe sorusu belli. Ne yapıyoruz? 6 santime 8 santim. Buranın uzunluğu ne? 6. Buranın uzunluğu ne? 8. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Bakın aşağıda verilen kitaplar eni 100 santimden en çok santimden çok olan diyor. Burası bizler için çok 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 önemli. Burayı kaçırmıyoruz ve şurası çok önemli arkadaşlar. En az sayıda istiyor. Okey. 6 ve 8'i ben ne yazdım? Bu şekilde bölümleri ne yazdım? O zaman bizim için ortak nokta ne? Ortak mesafe burasıdır. O zaman ben 6 ve 8'in ek okunu almak zorundayım. 6'ya böldüm 3. 6'yı 2'ye böldüm 3. 8'i 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 3. 2'ye böldüm 1. 3 ve 3'e böldüm. Ben bunu çarptığımda 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 dediğimde 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 çarpı 2'den de 24 olacak mı? Olacak. O zaman buraların mesafesi 24 veya 24'ün katı olmak zorunda. Ne diyor adam zaten? Eni 100 santimden çok diyor. O zaman biz bu 24'ü değil 24'ün katlarından birini alacağız. Ne alabiliriz? Ben bunu 5 ile çarpıyorum arkadaşlar. 4 kere 5 22. 2 kere 5 10 12. Yani 120 santimetre der miyim? Derim. Zaten bize en az dediği için 120'de kalmak zorundayız. Zaten demek zorunda. Adam zaten 100 santimden çok derse zaten bunun sonsuza kadar gidebilir. Burada en azını diyecek ki adam seni durdurması gerekiyor. Okey mi? 120. O zaman ben bakıyorum şıklarda hangisi 120? Çünkü diyor ki aşağıdaki kitapların hangisi bu kitaplığın diğer rafını tam dolduracak şekilde yerleştirilemez diyor. 120'ye bölenler 120'yi yani 120'yi tam bölenler yerleşecektir. 3, 4, 5 ama 7 tam bölmeyeceği için arkadaşlar cevap Denizli olacaktır. Hemen geçelim 3. sorumuza. Güzel bir soru daha bu da. Diyor ki yukarıdaki reklam panolarına sırasıyla yanıp sönen lambalar koyulmuştur. Okey. Birinci panoda her 8 saniyede bir sırasıyla kırmızı, beyaz ve sarı renkli lambalar yanmaktadır. İkinci panoda ise her 10 saniyede bir sırasıyla yeşil, mavi ve mor renkli lambalar yanmaktadır. Yukarıdaki gibi birinci panoda kırmızı lamba, ikinci panoda ise mavi lamba aynı anda yanmaya başlamıştır. Bundan sonra ilk kez aynı anda hangi lambalar yanar? Öncelikle bizim için arkadaşlar bakın parçalar var. Saniyeler bizim için parça. Bir bütün parça istiyor mu? İkisini ortak noktada buluşturan bir bütün parça istiyor. O zaman bakın parça bütün ilişkisinden benim yapmam gereken nedir? Ekoktur, ekok, ekok, ekoktur. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? 8 ve 10'un ekokunu alıyorum. 2'ye böldüm 4, 5. 2'ye böldüm 2, hala 5. 2'ye böldüm 1, hala 5. 5'e böldüm 1. O zaman ben bunları çarptığımda 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 diyoruz biz buna. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 5'ten 40 gelecek. Yani bunların ortak noktası 40. O zaman bunların ortak noktası ekoku 40'sa ben bunun birinci panoyu 8'e bölersem 8 saniyede bir sırasıyla kırmızı yanıyor ya. Mesela ben 40'ı 8'e böldüğümde hangi lambada olacağımızı bulacağız 40 saniye sonra. Tamam mı? Böldüğümde burası 5 olacaktır. O zaman ben 40'ı kaça böleceğim? 10'a böleceğim. Burası 4 olacaktır. Hemen bakıyorum birinci lambaya. 5 tane. İlk önce burada yanıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Geldi mi sarıya? Şu an sarı yanıyor mu? 40 saniye sonra yanıyor. 4, yani ikinci panoda 4 tane olacak. Mesela şu an mavi de 1, 2, 3, 4. Mor mu yanıyor? Mor yanıyor. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Sarı ve mor diye işaretleyebilirsiniz. Evet, hemen geçelim. Nereye geçelim? Tabii ki dördüncü sorumuza geçelim. Güzel bir soru. Güzel soru mantığı. Lütfen ama lütfen sizler de durun ve çözmeye çalışın arkadaşlar. Bunu bu şekilde ilerleteceğiz.
Aşağıda gösterilen kitaplığın iki rafına renkleri dışında özdeş kitaplar şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Kitaplığın birinci rafına 20 adet, ikinci rafına 15 adet kitap yerleştirildiğinde kitaplar arasında hiç boşluk kalmamıştır. Okey. Yani bize aslında şunu diyor. Hiç boşluk kalmamıştır demektir. Şudur. Buradaki rafın uzunluğuyla şuradaki rafın uzunluğu aynıdır diyor aslında. Mantığımız o. Sonra kitapların görünen yüzlerinin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre kitabın görünen yüzünün çevresi santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye söylemiş. Olabilir. Şimdi ben buranın uzunluğunu bilmiyorum arkadaşlar. X dedim. Burası da X. Bundan kaç tane var? Bu şekilde 20 tane var. O zaman buranın uzunluğu nedir? 20X değil midir? X, 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 X. Yani 20 tane kitap yan yana dizilecek. Onların uzunluklarının her biri X olduğu için ben toplamda 20X dedim. Aynı şekilde buraya bakıyoruz. Ben buranın uzunluğuna Y diyorum. Buranın uzunluğuna Y diyorum. Y, Y, Y diye gidecek. Bundan kaç tane var? 15 tane. Eşit olduğu için, değil mi? Bizim mesafemiz eşit olduğu için ben buraya da 15 Y derim. E sonra ben bunları 5 ile sadeleştirebilirim. 5 ile sadeleştirdim bunları. Burası 4x olacak. Burası da 3y olacak. O zaman x'in arkadaşlar 3'ün katı olmak zorunda. 3'ün katı olmak zorunda. 3k diyorum. Y de 4'ün katı olmak zorunda. Çünkü 4 var eşitliğin sonunda. Yani eşitliğin yanında. O yüzden ben bunu da 4'ün katı diyorum. Eşitliği sağlayabilmek adına. Ben bunları topladığımda son olarak şöyle kitabı yazalım arkadaşlar. Çizelim şöyle. Evet. Burası 3k. Burası 4k. Burası da 4K, burası da 3K. Çünkü bize çevreyi soruyor. Hepsini topladığımda ben 4, 8, 8, 11, 14 oldu. Toplamda 14K oldu. K yerine 1 yazıyorum. Bu arada benim, evet şuraya yazayım ki arkadaşlar daha iyi görünsün. Nereye yazayım? Şu üste yazayım. 14K. 1 yazdım. 14. 2 yazdım. 28. 3 yazarsam 42. 4 yazarsam 56 olacaktır. O zaman şıklarda 56 var mı? Var. Cevabımız bol olacaktır. Anlaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Bence anlaşıyoruz. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde ben ne yapacağım? Üstü ifadelerle ilgili tabii ki bunlarla ilgili de soru çözeceğiz. Yani biz soru kampımızı oluşturduk. Paragraf sorusu da çözeceğiz. Paragraflara da başlayacağız. İnşallah sizlere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.